Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Efendim yine güzel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aramızda konuklarımız var. Bu kez hiçbir ayrım yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bulunan bütün vatandaşlarla birlikte televizyonları başında, sosyal medya hesaplarında veya radyoları başında bizi dinleyen bütün vatandaşlara sevgimizi, saygımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Barışa ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. Beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Bu güzel coğrafyada kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Yani Nevruz'un gereğini yapmaya ihtiyacımız var. Bunu yapacağız. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Bizim partili olur olmaz, beni sever sevmez, CHP'ye oy verir vermez. Ama bütün vatandaşların bu ülkede huzur içinde yaşamaları için çaba göstermek benim boynumun borcudur. Ve beraber yapacağız bunu. Millet İttifakı ile beraber yapacağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunu yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Efendim orman köylüleri aramızda, orman haftası bu hafta, toplumun en zayıf halkalarından, ekonomik olarak en zayıf halkalarından birisi orman köylüleri. Dolayısıyla onların desteklenmesi, onlara gerekli sosyal ekonomik desteklerin verilmesi, ormanda çalışırken onların işveren değil, işçi olarak kabul edilmesi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından sigortalanması ve haklarının teslim edilmesi de bizim hedeflerimizden birisidir. Dolayısıyla bunu yapacağız. Buradan söz veriyorum. Bundan söz veriyorum. Millet İttifakı olarak inşallah bunları, bu söylediklerimin tamamını hayata geçireceğiz. Ormanı koruyoruz. Evet, koruyacağız. Ormanla ilgili özel düzenlemeler var. Evet, onları da gayet iyi biliyorum. 27 Temmuz 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Avrupa Yangın Bilgi Servisi'nin yayınına göre, açıklamasına 240 bin Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre de 187 bin futbol sahasında, sahası büyüklüğünde ormanımız maalesef yandı. İnşallah bir daha benzer olaylarla karşılaşmayız. İktidarın da bu konuda elinden gelen çabayı göstermesini isteriz. Aksi halde eğer orman yangınını söndürmeyi dahi beceremiyorsanız, bu kadar orman göz göre göre yanıyorsa ve ağaçlarla beraber diğer canlılar da yanıyorsa sizin herhalde vicdanınızın sızlaması lazım. Değerli arkadaşlarım, Nevruz Bayramı dedim, kucaklaşma dedim, beraber dedim, birlikte dedim, kucaklaşmaya ihtiyacımız var dedim. Ama Türkiye'deki tabloyu görünce söylediklerimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler atanan rektörü protesto etmişlerdi. Onların yargılamaları vardı. Öğrencilerin yargılamaları vardı. Haksız, hukuksuz bir şekilde avukatlar çıkarıldı, öğrenciler çıkarıldı, hakim terk etti. Sonra salonu alınacak, yok avukatları salonu almıyorum diye. Tam bir garabet yaşandı. Öğrenciler, başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Yurt dışındaki bazı özel üniversitelerden özellikle bunlar kabul edilmişler, gidip orada okuyacaklar, Türkiye'ye katkıda bulunacaklar. Onların yurt dışı yasakları da hala devam ediyor. Önce buradan Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün yönetimine seslenmek isterim. Ve bizi bir şekliyle dinleyen iktidara da seslenmek isterim. Tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitedeki bütün demokratik atmosferi yok ediyorsanız ve öğretim üyeleri 21. yüzyılın Türkiye'sinde biz bu yönetimi istemiyoruz diye aylardır gösteri yapıyorlarsa, haklarını arıyorlarsa, bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak. Atamayla gelen, torpille gelen, liyakatle gelmeyen, üniversitenin koşullarını taşımayan, haksız, hukuksuz bir şekilde
Belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz kardeşim. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil. Burası Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi diyeceğiz. Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır. Emekli amiraller yargılandı. Metronun önemini vurgulayan, Montrö'nün önemini vurgulayan, Montrö'nün Türkiye için, Boğazlar için, bölgenin güvenliği için, Avrupa için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan amiraller yargılanıyorlardı. Yargılansınlar, onlar dik ve onurlu görev yaptılar çalışırken, emekliliklerinde de aynı duruşu sergiliyorlar. Hepsini yürekten kutluyoruz. Yıllardır içeride olan askeri öğrenciler var. Askeri öğrencilere de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Az kaldı, merak etmeyin diyoruz. Osman Kavala var, Demirtaş var ve bugün AK Parti'den de ya ahim kararlarına uymamız lazım diye sesler gelmeye başladı. Eğer bu sesler daha da güçlenirse son derece mutlu oluruz. Tabii değerli arkadaşlarım, gösteri yapmak, hak aramak her demokraside olması gereken temel kurallardan birisidir. İnsanlar haksızlığa uğradığında haklarını ararlar. Anayasa ne diyor? 34. Herkes, bir daha ifade edeyim. Herkes, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Anayasa böyle diyor. Furkan Vakfı'nı seversiniz, sevmezsiniz. Katılırsınız, katılmazsınız. Onlar da yürüyüş yapmak istiyorlar. Orantısız güç kullanıldı değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum. İktidarımızda göreceksiniz. Herkesin düşüncesine, herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Herkes özgürce, yasal ölçüler içinde gösterisini yapacaktır. Ve emin olun, bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede kardeşliği, bu ülkede kucaklaşmayı ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Efendim, Kayseri'den çiftçiler çok dertli. Tomarza, Pınarpaşa ve Develi'de olan çiftçilerin suları kesilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Zaman tırmağından su alıyorlardı, tarlalarını suluyorlardı. Dönem değişti, AK Parti iktidara geldi. Dedi ki bundan sonra suyu alacaksınız ama paralı alacaksınız. Parayla suyu almaya başladılar. İcralarla karşılaştılar. Daha sonra Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü Zamantı Irmağının üzerine HES'ler yapılmış. HES'ler yapıldığı için de su daha az gitmeye başlamış HES'lere. Dolayısıyla biz suları kesiyoruz diye açıklama yapmışlar. Ve 34 muhtara yazı yazarak artık su kullanamazsınız, su kullanmak yasaktır demişler. Bu konuda Kayseri milletvekilimiz lütfen bir araştırma önergesi versin. Bu rezaleti Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirmek zorundayız. Olur mu? Bir taraftan çıkacaksın, diyeceksin ki ekilmeyecek hiçbir yer kalmayacak. Öbür taraftan ekiyoruz su. Hayır, o suyu da kullanamayacaksın diyor. Bu rezalete son vereceğiz değerli arkadaşlarım. Geçen hafta çöküşten söz etmiştim. Finansal çöküşten söz etmiştim. Ticari çöküşten söz etmiştim. Sosyal çöküşten söz etmiştim. Kültürel çöküşten ve politik çöküşten söz etmiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların hiç de iyi olmadığını bir şekliyle örnekler vererek açıklamaya çalışmıştım. Orada uyuşturucu baronları, bakın dedim, uyuşturucu satanlar, o küçük adamların hepsi hapislerde ama baronlardan hapiste kimse yok demiştim. Hemen İçişleri Bakanlığı açıklama yapmış. Efendim, baronlar bunu söylemek en azından polislerin emeğini görmezlikten gelmedir diye bir açıklama yaptılar ve beni de kınadılar.
Ya benim dediğimi anlamıyor yukarıdaki zat? Arkadaş, benim söylediğim şu. Uyuşturucu baronlarını yakalayan kim? Polis. Savcılığa teslim eden kim? Polis. Yargılayan kim? Hakim. Tutuklayan kim? Hakim. Hapse atan kim? Hakim. Serbest bırakan kim? O da hakim. Peki sen niye alınıyorsun kardeşim? Sen niye alınıyorsun? Polis üzerinden bizim üzerimize gelmek istiyor. Polis kardeşlerim, beni de çok iyi bilirler, Soylu'yu da çok iyi bilirler. Benim de karakterimi çok iyi bilirler, onun da karakterini çok iyi bilirler. Benim uyuşturucu konusunda ne kadar hassas olduğumu bütün herkes bilir, o zat da bilir. Bakın değerli arkadaşlarım, Kocaeli dil iskelesinde 540 kilo kokain bulunur. Oradaki polis arkadaşın ısrarları üzerine ikinci kez aramadan sonra bulunur. Ne olur? Israr eden, kokaini bulan bu polis yöneticisi merkeze alınır. Niye merkeze alınır? Baronların en büyük özelliği nedir? Baronların en büyük özelliği siyasetçileri satın almalarıdır. Para çok, kani zaten. Bunun üzerinde durduk. Bakın, Allah'ın izniyle göreceksiniz, bu iktidar gidecek, halkın iktidarı gelecek. Polisin elini kolunu asla tutmayacağız. Nerede uyuşturucu baronu varsa, nerede uyuşturucu ticareti varsa tamamını yakalayın, her birinizin alnınızdan öpeceğiz diyeceğiz. Uyuşturucu baronları için af çıkarıyorlar. Paralarınızı getirin Türkiye'ye diyorlar. İnsan ticareti yapanlar için paraları getirin diyorlar Türkiye'ye. Bunu yapmadılar mı? Defalarca yaptılar. Polis üzerinden bizi sözde eleştirecekler. Bir yönetmelikleri çıktı polis kardeşlerimizin. Hepsi son derece rahatsızlar. Onu da ifade edeyim değerli arkadaşlarım. Sürekli bunlar yer değiştirecekler. Belli dönemlerde yer değiştirecekler. İki seferdi, şimdi dörde çıkarıyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Üç, eşi özel sektörde çalışıyorsa kendi gidecek, peki eşi ne olacak bunun? Dört, çoluk çocuğu var, okula gidiyor. Her gittiği yerde yeni okul, yeni öğretmen. Ya bu çocuğun bir hakkı hukuku yok mu? Bunun da sağlanması lazım. Güzel bir atasözü göndermişler polis kardeşlerim. Üç taşınma bir yangına bedeldir diyor. Bunlar üç taşınma değil. Defalarca taşınacaklar. Bir yangına değil, yangınlara bedeldir. Bunu düzelteceğiz. Söz verdim polis kardeşlerime, bunları düzelteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Değerli arkadaşlarım, İktidar ülkeye huzur getirmedi. Zengin olan Türkiye'nin bütün kaynaklarını ağırlıklı olarak başta Londra'daki bir avuç tefeciye, sonra içerideki tefecilere tahsis etti. Verdi bunları ya. O kadar büyük faiz ödüyoruz ki, defalarca söyledim, dakikada, saniyede, günde, ayda, yılda ne kadar faiz ödendiğini söyledim. Tek tek saydım bunların. Sonra dayanamadım. Efendim biz faizi indireceğiz dedi. Merkez Bankası politika faizini indireceğiz dedi. Faizi indirdi ama öbür taraftan vatandaşın sırtına daha ağır faiz bindirdi. Orayı göstermelik olarak indirdi. Ekonomiyi berbat etti. Arkasından hiçbir banka faiz indirmedi. Buyurun gidin herhangi bir bankadan. Özellikle AK Parti'ye hala inatla ben oy vereceğim diyen vatandaşa seslenmek isterim. Git herhangi bir bankaya. Bir kredi çek bakalım, sana faiz kaç lira uygulayacaklar? %14 ise çok güzel. Kim ödüyor faizi? Hep beraber ödüyoruz. Hep beraber ödüyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın en son 17 Mart'ta 2 milyar dolar borçlandılar. Para yok. 2 milyar dolar. Uluslararası çıktılar, dediler ki biz 2 milyar dolar istiyoruz. Faiz ne kadar istiyorsunuz?
Dolar bazında %8,62 ile borçlandık arkadaşlar. Dolar bazında %8,62 ile borçlandık. Kime vereceğiz bu faizi? Bir avuç sefeciye vereceğiz. Kim verecek? 84 milyon verecek. Peki biz %8,62 ile borçlanırken Mısır %3,87 ile borçlanıyor. Bahreyn %4,25 ile borçlanıyor. Fas %2,37 ile borçlanıyor. Suudi Arabistan %1,73 ile borçlanıyor. Arnavutluk %3,5 ile borçlanıyor. Hong Kong %62 ile borçlanıyor. Ürdün %4,95 ile borçlanıyor. Soru şu, niye bizde çok yüksek faiz? Çünkü yönetimin uluslararası itibarı sıfır. Türkiye'de ekonominin geleceğini görmüyorlar onlar da. Risk alıyorum diyor üstüme. Yarın ne olacağı belli olmaz, paramı da ödeyemeyebilirsin sen diyor. O zaman diyor senden yüksek faiz isterim diyor. Ve faizi biz onlara maalesef veriyoruz. Bakın 10 Temmuz 2018'den bu yana ödediğimiz faiz. Diyorlardı ya Naz, faizi ödemek haramdır. Faizi ödemek günahtır. Faizi ödemeyeceğiz. Faizi indireceğiz. Faizi sıfırlayacağız. Ödedikleri faiz 2018 Temmuz'undan bugüne kadar 68 milyar 249 milyon dolar. 68 milyar 249 milyon dolar yabancılara, daha içeridekiler hariç, yabancılara ödedikleri faiz. Kime çalışıyorlar? Yabancılar için. Kaç kişi bunlar? Bir avuç. 84 milyon kişiyi kime mahkum ettiler? Bir avuç kişiye mahkum ettiler. Bunlar devleti mi yönetiyor? Devleti yönetmiyorlar. Bunlar başka bir işin peşindeler. Türkiye'yi bir sömürü alanı haline getirdiler. Bir sömürü alanı haline getirdiler. Her ay bugün için her ay 1 milyar 551 milyon dolar faiz ödüyoruz yabancılara. Her ay 1 milyar 551 milyon dolar faiz ödüyoruz. Her gün bugün akşam olduğunda 51 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Tam rakamı da vereyim isterseniz. 51 milyon 7.895 dolar faiz ödeyeceğiz. Her saat 2 milyon 125 bin dolar faiz ödeyeceğiz. Evet, faizi indiriyorlardı değil mi? Nas diyorlardı, günah diyorlardı, haram diyorlardı. Kime çalışıyorsun sen? Haramzadelere çalışıyorsun. Kime hizmet ediyorsun sen? Londra'daki tefecilere hizmet ediyorsun. Kimin sırtından ediyorsun? Fakirin, fukaranın sırtından ediyorsun. Yani sen faize karşıydın. Millete yalan söyleyerek oy devşirmeye çalışıyorlar. Milleti kandırarak oy devşirmeye çalışıyorlar. Ama millet artık alana indi, pazara gitti, markete gitti, gerçekle karşılaştı. Bunlar doğruları söylemiyorlar. Bunlar vatandaşa değil, 84 milyona değil, bir avuç ve saray şürekasına hizmet ediyorlar. Öyle bakmak lazım. O kadar büyük aşmazlarla karşılaştılar ki artık para dilenmek için Körfez ülkelerine gidiyorlar. Yalvarıyorlar, yakalıyorlar. Ya bize borç para verin diye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde düne kadar hakaret ettiğiniz ülkelere gidip yalvaran bir başka yönetim gördünüz mü? Ben bunu söyleyince kızıyorlar. Bazı çevreler kızıyorlar. Ne demek yalvarma? Ne demek sen oraya gidiyorsun? Ne demek el avuç açıyorsun? Sen bu ülkenin tarihini bilmiyor musun kardeşim? Bu ülkenin onurunu korumak senin görevin değil mi? Bu ülkenin itibarını korumak senin görevin değil mi? Öyle bir noktaya geldik ki, bir de Hazine ve Maliye Bakanlığı memuru var. Affedersiniz, bakan dedim, memuru var. Çünkü bunlar memurlarla aynı statüye tabi. Bunlara bakan deyince eski bakan sanıyorlar. Hayır efendim, bunların iradeleri yok. O kadar zavallı bir konuma düşmüşler ki. Gidiyor Fransa'ya, Allah aşkına şu laflara bakın ya. Bir problem yaşadığınızda yabancı sermayeyi toplamış oraya. Onların aktörlerini toplamış. Yine tefeciler hep beraber oradalar. Bir problem yaşandığında bize hemen ulaşırsınız.
En sevmediğim konu da şu, yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var, rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Yani diyor ki, burası sömürge ülkesi, hiç meraklanmayın. Ne mevzuatı, ne kanunu, ne anayasası, bunların hepsini değiştiririz. Yeter ki gelin buraya. Yeter yüksek faiz olsun, yeter ki verin parayı bize. Ne için? Koltuklarını korumak için. Bürokrasinin bu kadar aşağılandığı bir dönemi hiç görmüyorum. Valisi var, kaymakamı var, emniyet müdürü var. Ne demek ya? Maliye Bakanlığı'nda, bağımsız kurullarda dünya kadar sizin tayin ettiğiniz adamlar var. Güreşçileriniz var orada, arkeologlarınız var Merkez Bankası'nda. Onları bile aşağılıyorsunuz. Sırf para gelsin diye. Böyle bir tabloyla Türkiye hiç karşılaşmadı değerli arkadaşlarım. Bunu da değiştireceğiz. Tabii benim merak ettiğim, Bahçeli ne diyor buna? Bu kadar bürokrasi, emniyet de dahil olmak üzere, bu kadar bürokrasi ağır bir şekilde eleştirilirken alaşağı edeceğiz diyorlar. Yarın Nebati diyecek ki, biz Bahçeli'yi de alaşağı edeceğiz diyecek. O da engel çıkarırsa onu da alaşağı edeceğiz diyecek. Ne diyeceksin peki sen? Devletin omurgası bürokrasidir değerli arkadaşlarım. Ya dünyada bürokrasi olmayan bir devlet olur mu? Alaşağı edeceğiz diyor. Hiç bakmayın diyor ona. İstediğinizi yaparız diyor. Akıl alacak şey değil değerli arkadaşlar. Gerçekten akıl alacak şey değil. Yabancı niye ona rağmen niye gelmiyor? Yalvarıyor, yakarıyor. Bürokrasi alaşağı ederiz. Mevzuatı değişir. Gelin diyor. Gelmiyor, ona rağmen gelmiyor. Çünkü diyor ki sizin ülkenizde can ve mal güvenliği yok kardeşim, ben niye geleyim? Hele ben sizin istediğiniz gibi mevzuatı değiştiririz diyorsan yarın da bir başkası gelir, sen hiç meraklanma, ben o mevzuatı da değiştiririm dersin. Biz istikrar isteriz önce der. İstikrar olması lazım. İstikrarın olmadığı yerde mevzuat da olur, efendim ekonomide olur, para politikalarında olur, maliye politikalarında olur. İstikrar yoksa adam niye gelsin buraya? Bilmiyorlar ve yönetemiyorlar değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, öteden beri hep derim ki ve defalarca söyledim. Bu kamu özel işbirliği, yap işlet devret modeli bu memleketin başına bela olacak. Bir faiz belası vardı, şimdi bir de taahhüt belası var. Her seferinde Erdoğan dedi ki, hayır efendim dedi. Bu milletin cebinden 5 kuruş para çıkmaz. Devletin cebinden para çıkmaz. Şimdi bununla ilgili güzel bir filmimiz var. Erdoğan konuşuyor. Hep beraber dinleyelim Allah aşkına. Bakalım neler söylüyor. Devletin kasasından, kesesinden bir kuruş çıkmadan yapılmış olan projeler. Bizim cebimizden para çıkmıyor. Bizim cebimizden bir kuruş çıkmıyor. Bunu bildiğiniz gibi yap işlet devret anlayışıyla yapıyoruz. Burada cebimizden para çıkmayacak. Değerli arkadaşlar, cebimizden para çıkmıyor. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Çıkmış diyor ki, nerede bunun kaynağı diyor. Ya kaynağı ne yapacaksın? Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Ben ekonomistim. Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Anlamaz bu işlerden. Buradan aldığı aylık yıllık bedel yüklenici firma aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip oy devşirip, yıllar geçtikten sonra benim söylediğim noktaya gelip, evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye daha dahi oturmaması lazım. Bir saniye daha. Efendim diyor ki, Bay Kemal'in kafası bu işlere anlamaz mı diyor. Ha, Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Vallahi basmaz. Biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim? Şeytana papuçu ters giydiriyorlar.
yalan söylemek, devletin en tepesinde oturan kişinin yıllar yılı, yıllar yılı, ya devletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak, milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak diye yıllar yılı yalan söylemesi ve hala dönüp o koltukta oturması ve en sonunda da ya arada fark çıkarsa onu da devletin bütçesinden biz ödeyeceğiz demesi. Niye oturuyorsun sen orada? Niye oturuyorsun arkadaş sen orada diye sormak benim hakkım değil mi? Bu milletin hakkını, hukukunu savunmak varken milletin cebinden parayı alıp da götürüp bir avuç beşli çeteye tahsis etmek hangi adalette, hangi hukukta vardır, hangi ahlakta vardır, hangi edepte vardır? Değerli arkadaşlarım, bakın ne dedik? Sadece faiz batağına sokmadılar. Bir de böyle bir batak var. Bu faiz batağından daha felaket. Bir taraftan faiz ödüyorsun tefecilere, öbür taraftan da köprüden ister geç ister geçme. Havaalanından ister uç ister uçma. Dünyanın parasını ödeyeceksin. 4 tane örnek veriyorum. 4 örnek. AK Parti'ye geçmişte oy vermiş veya MHP'ye oy vermiş. Bütün vatandaşlarım ellerini vicdanlarına koyup beni dinlesinler. Bir daha söylüyorum. AK Parti'ye oy vermiş veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. Kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyup beni dinlesinler. Şehir hastaneleri. Güzel. Defalarca söyledik değil mi? Ya bu şehir hastaneleri nedir Allah aşkına? Ya nedir? Kaça mal ettiniz? Taahhütleriniz nedir? Yükümlülükler nedir bilmiyoruz. Yapım maliyeti 10 milyar 200 milyon lira. Yapım maliyeti 10 milyar 200 milyon lira. Taahhüt edilen, bu çetelere taahhüt edilen para 82 milyar 500 milyon lira. 10 milyara yapıyor, 80 milyar para ödeyeceğiz. Altına da imza atmışlar. Yetkili olarak da Londra mahkemeleri diyorlar, iktidar değişirse kimse bize dokunmasın. Bir de gidip sigorta yaptırmışlar. Elimizden alırlarsa sigortadan parayı alalım. Onların tamamını alacağız. Tamamını alacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 84 milyon bir avuç kişinin sömürü alanı haline getirilmesi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yapım maliyeti 3 milyar 300 milyon lira. Hazine garantisi 9 milyar lira. 3 milyara mal ediyorsun, 9 milyar lira alıyorsun. Erdoğan'ın baştan dediği neydi? Devletin kesesinden 5 kuruş çıkmayacak. Şimdi kaç lira çıkıyor? 9 milyar lira çıkacak. Osman Gazi Köprüsü yapım maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar. Bunu Japonlar yaptılar, onların verdiği rakam. Hazine garantisi 15 milyar dolar. 1 milyar 200 milyon dolara yapıyorsun, 15 milyar dolarlık garanti veriyorsun. Bu 15 milyar dolar, 82 milyar dolar, 9 milyar dolar bunlar sıradan rakamlar değil. Sıradan rakamlar değil. Ve bunlar sadece beşli çeteye bırakılacak kadar da küçük rakamlar değil. Neyi kastettiğimi herhalde herkes gayet iyi anlıyor. Kütahya Zafer Havalimanı 50 milyon avroya yapmışlar. 50 milyon avro maliyeti. 2044'e kadar ödeyeceğimiz para 208 milyon avro. 50 milyona yap, 208 milyon avro para ödeyeceksin. Ya bunlarda din iman da yok ya. Vallahi billahi yok ya. Ya adamda bir iman olur ya, din olur, ahlak olur, edep olur ya. Ya bu memleketi nasıl bu kadar sömürüyorsunuz siz? Nasıl yaparsınız siz bunu? Bu paralar beşli çeteye giden para değil tek başına. Herkesin buradan benim çağrımı dinlemesini isterim. Az önce ne dedim? Elini vicdanına koyup herkes beni dinlesin diye. Eğer önümüzdeki seçimlerde hala gidip de ben AK Parti'ye oy vereceğim, ben MHP'ye oy vereceğim diyorsanız bu soygunun tarafı olursunuz. Kimse kusura bakmasın. Soygunun tarafı olursunuz.
Garanti edilen yolcu vereyim, o da çok çarpıcı. Kütahya Zafer Alanı'nda garanti edilen yolcu sayısı Ocak ayında 109.811 kişi uçacak demişler. Uçan kişi 109.000 değil, küsuratlar atıyorum, 1304 kişi. Aradaki fark Erdoğan ödeyecek. Kendi cebinden ödüyorsan alkışlayacağım. Milletin cebinden ödüyorsan sonuna kadar kınayacağım. Sonuna kadar kınayacağım. 2 yıl bu millete yalan söyleyeceksiniz. Bunları yapıyoruz diyeceksiniz. Bakın dedim ya, bu kadar büyük para öyle sadece beşli çeteye bırakılacak para değil. Buradan nasiplenenler var. Size sözüm, sözüm söz, o nasiplenenlerin tamamını çıkaracağım ortaya. Tamamını çıkaracağım ortaya. Paralarını Londra'ya götürdüler bu oligarklar. O paraların da tamamını getireceğim buraya. Tamamı gelecek buraya. Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir daha ifade edin. Beşli çetenin hamisi. Keşke mahkemeye verse. Götürüp de o kendi imzaladığı yazılarla, onaylarla her birisini hakimin önüne koyacağım. Her birisini. Nasıl ihalesiz verdiklerini. Hepsini koyacağım onlara. Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse kusura bakmasın. Efendim Suriyelileri de göndermeyecekmiş beyefendi. Biz göndermeyeceğiz Suriyelileri diyor. Sevgili AK Partili kardeşim. Sevgili Milliyetçi Hareket Partili kardeşim. Benim rahatsız olduğum kadar sen de rahatsızsın, biliyorum. Kültürel dokularımızın değiştiğini biliyorum. Gettoların oluşturulduğunu biliyorum. Esnafa karşı haksız rekabetin olduğunu biliyorum. Suriyelilerin emeklerinin asgari ücretin yarısıyla sömürüldüğünü biliyorum. Onlara büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Ama ne dedik? Biz onları kendi özgür iradeleriyle Suriye'ye göndereceğiz. Bunu yapacağız. Göndermeyeceğim diyor. Niçin? Göndermeyeceğim ne demek? Ben onlara vatandaşlık vereceğim. Onlar gidecekler, benim için oy kullanacaklar. Devleti yöneten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tek başına yöneten bir kişi, kendi halkının iradesine değil de Suriyelilerin iradesine güvenip koltuğunu koruyorsa, bilin ki artık onun bu memlekete vereceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Yoktur öyle bir şey. Efendim, kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Bugün Bahçeli grup toplantısında eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz demiş. Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin? Merakım o. Teşekkür ederim.